Günaydın. Bir de medyada birlikteyiz. Bugün de bir Türkiye'nin haleti ruhiyesine gazeteler üzerinden bakacağız. Mehmet Tezkan'la beraberiz. Avrupa Birliği konusu öne çıkmıştı. Başbakan Avrupa Birliği'nde Türkiye'deki olayları nasıl anlatacak diye herkes merak ediyordu. Tabii oranın tepkisini de Başbakan Brüksel'e gitti, döndü. Dönerken uçakta konuştu. Biraz da gündem oraya doğru kaydı. O konuşmalarına doğru. Çünkü önemli başlıklar var Başbakan'ın konuşmalarında. O başlıkları bugün gazetelerin birinci sayfasında, hatta manşetlerinde görüyoruz büyük oranda. Pardon, bir bakalım mı manşetlere? Milliyet Gazetesi mesela bakalım, Tülü Gümüştekin ile izlemiş. Avrupa Birliği konusunda uzman bir isimle izlemiş Brüksel'i Milliyet Gazetesi. Ve dönüşte de başbakanın uçağındaymış o. Başbakanın uçağında kimler var, onlara da bir bakacağız. Çünkü o da enteresan bir durum, evet, medya dünyası açısından. Milliyet'te şantaj sürüyor diyor Tülü Gümüştekin başbakanın açıklamaları çerçevesinde. Erdoğan, Gülen'den yeni barış mektubu gelip gelmediği sorusuna tam aksine şantaj politikaları sürüyor yanıtını verdi diyor. Bunu da neye bağlıyor? Aslında cemaatin gazetelerine, değil mi? Hayır, dinlemelere de bağlıyor. Diyor ki dinlemeler devam ediyor diyor. O dinlemelerle şantaj şeyi sürüyor diyor. Bir de Wall Street Journal gazetesine Fethullah Gülen'in verdiği röportajı örnek gösteriyor. O gazetenin ne olduğu belli diyor. Biraz herhalde Yahudi lobisine yakın bir gazete olarak algılayıp Türkiye'deki operasyonlarda kullanıldığına ilişkin bir imada bulunuyor başbakan. Ve işte İsrail, Gülen yakınlaşması, Mavi Marmara falan hepsini yine oralara atıfta bulunuyor ve orada bir barış sulh havasının olmadığını görüyoruz. Zaten hükümetin attığı adımlardan da 3 aşağı 5 yukarı. Zaten bunca temizlik varken, yani değil mi, bütün kadrolar tasfiye edilirken yani barış marış olacak işte. Hürriyet gazetesinde AB Türkiye'deki komployu gördü başlığıyla verilmiş, evet. Ama Hürriyet gazetesi başbakanın açıklamasını manşet yapmayan ender gazetelerden biri. Başbakanın seyahatine katılan ve uçağında yer alan gazetelerin hemen hepsi aslında başbakanın sözlerini sürmanşetten görmüşler. Hürriyet gazetesi manşetin altında görmüş. Orada da öne çıkarttığı Hürriyet gazetesinin, onlara paralel yapıyı anlattım. Sanırım ikna oldular. 25 çuval belge açılmadan hemen gözaltı talimatı verilmesi gibi bazı örnekler verince onlar da olaydan rahatsızlık duydu. Bu ikinci operasyonu kastediyor. İkinci operasyonu kastediyor. O konudaki hassasiyetini de aslında açıklamalarında görebiliyoruz başbakanın. Habertürk, hayır Hasanet'i tavsiye suç mu başlığı da çıkıyor. Ben bu başlığı gördüğüm zaman farklı bir şey algılamıştım ama içinde başka bir şey gördüm. Bilmiyorum sen de böyle bir algı oluştu mu? Hayır Hasanet'i tavsiye etmek suç mu derken oğlunun başında bulunduğu Türgev Vakfı, onunla bir takım inşaat ilişkileri, buna ilişkin iddialar soruldu ve buna yanıt verildi gibi algılamıştım ama o değil. Kim soracak onu? Soruldu. Evet. Seninki de biraz saflık oldu. Biraz saflık oldu. Yani, uçağa binip de oğlanı soracak. Sormaz mıydın? Bakanları soracak. Ben sordum başbakana daha önce bu tip bir soruyu. O yüzden bir daha gir. Hayır, kızdı bana ama yani sorulabilir. Sorulabilir tabii. Mesela yani o kadar gazeteci uçakta geliyorsun. Ben de, fezlekeler nedir? Çünkü artık medyaya çıktı. Sorular var orada. Peki, yani 3 tane bakan hakkında. İnanılmaz iddialar var. Bir tanesinde demişler ki 28 defa, 28 ay, 52 milyon dolar rüşvet aldı iddiası. Böyle bir şey. Türkiye 100 trilyondan bahsediyoruz. Görülmüyor. Yani bunu dönüp de başbakan demiyorlar ki ya kardeşim bu nedir ya? Bir bilginiz var mı? Gördünüz mü? Sizin eski Avrupa'dan sorumlu bakanınız 3 defada 1,5 milyon dolar para aldı iddia ediliyor. İddia ediliyor, fezleke hazırlanmış. Sonra sor bu fezleke Adalet Bakanlığı'nda meclise gidecek mi? Bak başbakanlar gidecek. 30'una kadar tutma iddiası var. Yani seçime kadar deniyor ki bunlar tutulacak. Yani seçime kadar tutacak mısınız, değil mi? Sorular bunlar. Sorular bunlar. Ayrıca İzmir'deki villalarla ilgili iddialar var. İşte Etiler Polis Okulu arazisiyle ilgili iddialar var. Özel orman arazilerindeki imar durumuna ilişkin iddialar var. Başbakanın konuşmalarının dinlendiğine ilişkin iddialar var. Ve tapeler var. Aynı. Yani sizi dinlemişler, rahatsız mısınız demesi lazım. Bu sorular yok. Ne soruyorlar? İşte barış olacak mı? Ya bu bir kere... Barış olması mümkün mü? Bakın başbakanın lafları var. Ne diyor? Çete diyor, paralel devlet diyor. Bunlar ajan diyor. Devletin içine girmiş, örgütlenmiş diyor. Bir yan iddialar ortaya sarıyor, değil mi? Bundan sonra hani barış oldu. Ben bu iddialarımdan vaz mı geçtim diyecek? Söylediklerini yok mu sayacağız? Veya şimdiye kadar polis içinde 3000, 4000 tane kişi görevden alındı, değil mi? Onlar tekrar yerine mi konulacak? Böyle şey mümkün değil. Öbür tarafta fezlekeler varken insanlar tutuklanmış, işte bakanların oğlu falan... Onlara da mı yok sayacağız?
O yüzden barış demek yani sulh olsun. Sulh olunca ne olacak? Yolsuzlukların üstü kapansın. Paralel devlet yok mu sayılsın? Sulh o mu demek? Bundan sonra artık olmuşsun. Tabii yani mızrak çuvala sığmayacak bir duruma geldiği için artık bunun ötesinde olur mu bilmiyorum tabii. Kim vardı uçakta? Onlara da bir bakalım. Nagihan Alçı. Milliyet adına Tülay Gümüştekin dedik. O Sabah adınaydı. Orada bir yanlışlık yaptık. Onu düzeltmiş olalım. Nagihan Alçı Milliyet adına bulunmuş gazetede. Tülay Gümüştekin Sabah. Akif Beki Hürriyet adına. Mustafa Kartoğlu Star gazetesi. Abdülkadir Selvi Yeni Şafak. Emin Pazarcı Akşam. Ceren Kenar Türkiye gazetesi. Ve İbrahim Acar Akit gazetesi adına içeride bulunmuşlar. Onun dışındaki gazeteciler başbakan uçağında değiller. Kimler var? Cumhuriyet gazetesi zaten başbakan uçağını göremiyor. Göremez. Vatan. Vatan yani Milliyet gazetesi yok. Bir grup. Radikal olabilir. Gazetesi yok. Doğan ama onlar Durum, grup Artık, diye bakıyorlar. Akif biraz da öyle bakmakta. Olabilir. Yani bir gruptan bir kişi alıyor başbakan. Tabii seçilen isimler de önemli burada. Tabii. Yani. Milliyet gazetesinden kim eskiden böyle şey olmazdı. Milliyet veya Hürriyet bir davet edilir değil mi? Eskiden başbakanlar bir yere gittiği zaman yayın yönetmenleri bir kişiyi yollardı. Ona kararı verirdi. O çok eskiden de. O çok eskiden. Çok şimdi geride kaldı. Şimdi gidiyor ve bunlar gelsinler bunlar diye zaman bunlar diye. Geliyor. Tabii. Başbakanı konuşuyoruz ama şu ana başlıklarına bir bakalım mı? Tam olarak bakalım. Ne demiş? Oradan yola çıkarak devam edelim gazete manşetleri. Paralel yapıyı Brüksel'de nasıl anlattınız? Kanıtlar sundunuz mu? Paralel yapıyı anlatıp bazı örneklerde verdikten sonra onlar da bayağı rahatsız oldu. İkna olduklarını zannediyorum. Örneğin ikinci dalgada 25 tane çuval geliyor. Açılmadan savcı gözaltı talimatı veriyor. İş adamlarının seçilme yöntemi de enteresan. İş adamları ağırlıklı olarak havalimanı ve 3. köprüye katılanlar. Orada şöyle bir ifade geçiyor. Çok enteresan. Yapılacak ihalelerden alacakları rüşvet karşılığı. Ortada ihale yok, rüşvet yok. Saçma değil mi? HSYK'daki düzenlemeyi bunun için yapıyoruz. 97 hakim ve savcının yeri değişmiş. Bu tasarrufu nasıl açıklıyorsunuz? Bana göre çok isabetli olmuş. HSYK istediği zaman isabetli kararlar veriyor. Buna yasal düzenleme hazırlığının etkisi de olabilir tabii. Şu anda bunu verdi. Eğer yasal düzenlemesini yapmazsanız yarın vermeyebilir de. Birinci daireye iki tane farklı isim geçince yapısı değişti. Gönül arzu ederdi ki bu iş böyle olmasın. Bir defa herkese şantaj yapılmış. Genel Başkan Yardımcım Numan Bey'e aynı şeyi yaptılar. Adamlar alan dinlemesi yapıyor. Görüntü çekiyorlar. Evlere böcek yerleştiriyorlar. Bunlara karşı tedbirler de alınacak. Devletin sırlarını ifşaya varıncaya kadar casusluk ortada. Mesela tır konusunda kimin eli kimin cebinde ortaya yeni çıkıyor. Savcı asker müşterek hareket ediyor. Niye? Savcı polise yaptıramayınca askeri adli kolluk olarak kullanıyor. Cemaatten size gelen bir mektup ya da bir barış girişimi var mı? Bana gelen bir mektup yok. Biz yazılı ve görsel medyada takınılan tavırları takip ediyoruz. Buna benzer bir adımın atıldığını görmedik, görmüyoruz. Tam aksine çok daha farklı bir şekilde bu şantaj politikaları sürüyor. Bakıyorsunuz, Wall Street Journal'la yapılan söyleşiler filan. O gazete kimindir malum. Burayla böyle bir söyleşinin yapılması enteresan. Paralel yapıyı fark etmeniz 7 Şubat kriziyle mi oldu? En somut olay MİT krizi oldu. Yaşayınca anladık. Somut hale gelmesi için bazı şeylerin olması lazımdı. Yaşananlar kimin kiminle bağlantılı olduğunu gösteriyor. Evet, MİT kriziyle birlikte aslında yaşanması gerekiyor diyor başbakan. Bilmiyorum niye yaşanması lazımdı. Eğer bilgi varsa elde yaşanmasına gerek şimdi olmadan da çözüm bulunabilirdi. Mesela diyor ki yani orada fark ettik diyorlar MİT krizinde bu bazı cemaatin yapılanması. Diyor. Evet orada da. Gördük. Fakat bugün mesela Ali Bayramoğlu'nun yazısında var. Diyor ki 4 yıl önce diyor başbakan iç kabinesinde bunlar konuşuluyordu diyor. Yani bir cemaatin vesayetinden bir de askeri vesayetten söz ediliyordu. Demek ki 4 yıl önce bu yapılanma varsa neyse o yapılanma başbakan bunu biliyormuş. Şimdi şikayet ediyor. Herkesi dinliyorlar. Herkese şantaj yapıyorlar. Bunlara karşı önlem alınacak. Ortam bu dinleme meselesi bugün çıkmış bir olay değil ki. 5 senedir dinlenmeyen adam kalmadı. Herkesin ortam yasalar dinleme çıktı. Tapeleri önlemler çıktı. Alındı. Ya. Nasıl bir önlem alınacak bundan sonra? Herhalde kadro değişikliğiyle ya önlem alınacak. Ankara'da araçlar takip edildi değil mi? Dinleme araçlarıydı. Anayasa Mahkemesi Başkan Vekilini Kavakdere Tenis Kulübü'nün önünde dinlediklerini kendisi tespit etti. Siyah bir araç kaçtı hatta yani. Bir şey daha dikkatimi çekti. O zaman çekti hiç ses çıkmadı işte. Bugün ses çıkması insana bir
Yani şunu yine de ses çıkması iyidir diye bakıyoruz. İyidir, en azından iyidir. Çünkü bu dinleme meselelerin artık yani ama şöyle bir tehlikede olmasın bakın. Bu, bunun arkasına sığınıp evet bu acayip bir şey. Bunun acısını çok kişi yaşadı. Bu polis içindeki bu dinleme şey belge üretme veya şey yeni bir mesela askeri yasasında getiriyorlar. İhbar mektuplarını dikkate almayacağız diyor. Bugüne kadar hep aldılar. Bugüne kadar ama bütün şeyler askerler için almayacağın ihbar mektuplarını diğerleri için niye alıyorsun? Siviller için niye alacaksın falan. Bunlar bugüne kadar oldu hiç kimse sesini çıkarmadı. Şimdi bir de endişe var. Ya bunun üzerine giderken gitsin hükümet. Ama bunun üzerine giderken de arkadan dolanıp biraz demokrasiye zarar verip kendi bir yargı emniyet üzerinde egemenlik alanı kurup kendi vesayetine hakim kılmasın diye. Cengiz Çanlar bununla ilgili çok güzel bir yazı yazmış bugün. Önemli bir yazı ve çok sert de bir yazı aslında. O yazıyı birazdan vereceğiz ama şu açıklamada bir dikkat çeken nokta var. Onu da bir konuşalım istiyorum. İkinci dalgada 25 çuval geliyor. Açılmadan savcı gözaltı talimatı veriyor. İş adamlarının seçilme yöntemi de enteresan. İş adamları ağırlıklı olarak havalimanı ve 3. köprüye katılanlar. Orada şöyle bir ifade geçiyor. Çok enteresan. Yapılacak ihalelerde alacakları rüşvet karşılığı. Ortada ihale yok, rüşvet yok, saçma değil mi diyor. Yani Başbakan bu iddiaları çok sıkı bir şekilde incelemiş ve irdelemiş olarak algılıyorum ben buradan. Ben de. Ya şimdi ikinci operasyonun ne olduğunu pek bilmiyoruz. Çünkü hemen alındı dosya ve gizlilik. Durduruldu. Yani o operasyon durduruldu. Savcılar görevden alındı. Başka savcılara verildi. O savcılar da üstünde şimdi hiçbir şey yapmıyorlar. Gözaltı veya yakalama kararları da kaldırıldı. Mal varlıklarına tedbir vardı onlar. Şimdi bunların niye konuldu, niye kaldırıldığını kimse bilmiyor. İkinci operasyon dedikleri operasyon bir şekilde öyle duruyor. Ama Başbakan'ın ciddi yakından takip ettiği bir operasyon ve de bütün detaylarına da hakim olduğunu görüyoruz. Ona bir rapor sunulmuş. İçinde bunlar var, suçlamalar bunlar. Savcı böyle dedi, şunu dedi. İşte ihale olmadan rüşvet falan da suçlanacaktı bunlar diye gitmiş demek ki. Bir başlık daha 97 hakim ve savcının atanması meselesi. Bugün yaptılar diyor. Bunu verdiler. Eğer yasal düzenlemesini yapmazsanız yarın vermeyebilirlerdi. Birinci daireye iki tane farklı isim geçince yapısı değişti. Gönül arzu eder ki bu iş böyle olmasın diyor. Şimdi yarın verilmesi gereken karar ne? Ya bugün verilen kararların tamamı bütün Türkiye tarafından olumlu olarak algılanıyor mu acaba? Böyle bir sorun da var. Herkesin kafasında soru işareti var ama Başbakan öyle diyor ki bunlar yargı içinde bir örgüt diyor. Ben bunları bir kenara çekiyorum. Kenara çekeceğim diyor. Demek ki buradan şunu da anlıyoruz ama bu HSYK yasası çıktıktan sonra çok daha büyük bir operasyonla yargı üzerinde. Daha büyük bir atama. Atama, kenara alma falan pasif göreve verme. Çünkü savcıyı alıp da atamıyorsunuz ki yani. Tahakkül hazır mı bilmiyorum arkadaşlar şimdi bakıyorlar ona ama Tahakkül da bu meseleyi yazmış. Yani senin yaptığın işlemin %50'sini, Türkiye'nin %50'si yaptığın işlemin yolsuzlukları örtmek olarak algılıyor. Aynen öyle. Bu çerçevede zaten kararnamelerin çıkma tarihleri belli. Yazın çıkması lazım diyor. Böyle bir karar alınmıştı. Ve ondan sonra şimdi sen burada 97 tane atama yapıyorsun diyor. Kurala aykırı hareket ediyorsun. Olağanüstü bir durum var diyorsun. Ama olağanüstü durum herkes tarafından farklı algılanıyor diyor. Ve önemli bir uyarıda bulunuyor. Bir tahakkü yola kısacık bakalım. Siyasette fırtınalar esebilir fakat devletin bel kemiği olan kurumlar istikrarlı ve kurallı olmalıdır. Evet, iktidar bu soruşturmaları paralel yapının komplosu olarak görüyor, engellemek için emniyette ve yargıda olağanüstü atamalar yapıyor. Fakat Türkiye'nin bir yarısı buna inanıyorsa, öbür yarısı da iktidarın yolsuzluk soruşturmalarını örtmek için bu atamaları yaptığına inanıyor. Netice, Türkiye'nin tamamında yargıya, kurumlara, hatta hukuk kurallarına güvenin sarsılmasıdır. Bilhassa iktidardaki hukukçular düşünmeli, böyle bir tablonun toplumsal planda nelere yol açabileceğini. Aslında 3 aşağı 5 yukarı bu bütünüyle tartışılıyor. Çünkü herkes aldığı veya karşı karşıya olduğu hukuki müeyyide ile ilgili şikayet ediyor Türkiye'de şu anda. Aynen. Kim verdi bu kararı? Şikayet etmeyen hiç kimse yok. Hiçbir davada yargı konusunda mağdur oldum demeyen bir insana rastlayamaz. Bir de mahkeme verdi, bu kararı mahkeme verdiden öteye geçtik artık. Kim verdi bu kararı? Kime bağlı bir grup verdi? Evet. Hükümete yakın bir savcı mı verdi? Cemaate yakın bir savcı mı verdi? Başka bir yapı mı var içeride? Başka sayıklarla mı verildi kararlar? Evet. Şimdi bunun üzerine bir sorgulama başladı ki en kötüsü bu. Ama bu lafla başbakan bu sözlerinden sonra
diyelim bu sözler başbakan diyor ki ya bu yargı içinde yapı var, polis içinde de yapı var. Bunlar belge üretti. Şimdi bugüne kadar balyozundan casusluğuna, ne bileyim Ergenekon'dan diğer bütün davalara kadar, bütün suçlanan herkes diyor ki ya ben kardeşim bu benim mahkemeden demek ki başka bir yapıymış. Bu çok da doğal. İşte Fenerbahçe Kulübü Başkanı. Aziz Yıldırım ki başbakandan söz yani, aldığını bakın bir duyuyoruz. Kulübün başkanı, bakın öyle bir noktada bir kulübün başkanına şike yaptı diyorsun değil mi? Normal nedir? Normal bir ülkede o kulübün, o başkanın o kulüp tarafından dışlanmasıdır. Normali budur tabii. Adam şike yapmış. Ve mahkeme kararıyla. Mahkeme kararı, Yargıtay kararı bilmem ne şike yapmış. Bizde ne oluyor? Havaalanına binlerce kişi gidiyor. Törenlerle karşılıyor. Bilmem neler yapılıyor. Aslında o fotoğraf falan. Adalete ne kadar güvenilmediğinin fotoğrafı. Tabii ki. Mesela daha önce bu iktidar kızıyordu. İnsanlar Silivri'nin önüne toplanıyorlardı değil mi? Orada miting gibi kalabalık oluyordu. Niye içerideki şeye güvenmiyoruz diyorlardı. Etkiliyorsun diye kızıyordu o zaman. Etkiliyorsun. Onlar da oradaki mağduriyetlere isyan ediyorlardı. Şimdi başbakan diyor ki orada mağduriyetler var. Kim yaptı? Bu savcılar yaptı. İki satırda Sadullah Ergin konuşmak gerekmiyor mu? Gerekiyor. Bütün o Sadullah Ergin yok oldu değil mi? Şu anda yok oldu. Antakya'da. Ankara'ya sorun diyor. Böyle bir soru geldiği zaman. Ankara'ya sorun. Mesela. Ankara'da ilgileniyorlar o işlerle ama sanıyorum başbakan da Sadullah Ergin'e çok kızgındır. Öyle çünkü mi acaba? Bugün bu hareketler yapılabiliyorsa eğer eskiden de yapılabilirdi ve sen bunları fark etmedin diye herhalde kızgındır. Ama eskiden bu hareketler iktidara yönelik yapılmıyordu ki. İktidarın kızdığı kişilere yönelik yapıyordu. Kime yönelik yapıyordu? Hayır, atamalardan bahsediyorum, hazırlıklardan bahsediyorum, müsteşarın başsavcıyı aramasından bahsediyorum, yolsuzluk soruşturmalarının durdurmasından bahsediyorum. Bunları mesela Bekir Bozdağ ve ekibi gayet iyi yapıyorlar. Yapıyor. Görüntü olarak öyle. Bu şartlarda başbakanın gözünde herhalde Sadullah Ergin çok başarılı bir adalet bakanı değil. O şundan kızıyordur. Bu HSYK yapısını kim kurdu? Listeyi. Adalet Bakanı. Adalet Bakanı. Adalet Bakanlığı'nın listesi tek tek il il müsteşarlar dolaşıp da bütün sağ aman buna oy verin demediler. Biz o zaman ya bu nasıl iş dedik? Ya insanlar şeye gidiyor. Tabii. Adalet Bakanlığı'nın listesi kazandı. Kazandıktan sonra bir bakmışlar ki o listede bizim adamlarımız yokmuş. Başkalarıymış asıl aslında bizim desteklediğimiz. Sadullah Ergin'e kızacaksa orada kızmış. Sen nasıl tanımıyorsun bunları? Ben biraz kızdığını düşünüyorum bu dönemde. Sadullah Ergin de özellikle bu işlerden uzak durduğunu düşünüyorum. Evet. O da kurtuluşu buldu. Zaten bir siyasetçinin Adalet Bakanı iken Antakya Belediye Başkanı adayı olması da çok enteresan gelmişti bana o dönemde. Zaten. İşte üç dönem, üç dönem diye. Bana da enteresan geldi. Antakya yani. Antakya'ya şimdi gidip İstanbul olursa bir şey ifade eder, İzmir olursa bir şey ifade eder Antakya, Antakya olunca Adalet Bakanlığı ki çok kritik süreçte onu yapmıştı. Balyoz zamanında işte Genelkurmay Başkanlığı'nın istifasına şahit oldu bu ülke. Bu yargılamadaki sorunlar nedeniyle. Evet. Ki o zaman mesela orada herkes askere kızdı. Koşanlar bıraktı. Görevi bıraktı. Evet. Öyle bir durum olmuştu. Neyse. Bunlar hep Brüksel dönüşü yaptığı açıklamaları. Brüksel dönüşünde Avrupalıları da ikna ettiğine ilişkin işaretler veriyor aslında başbakan. Evet. Yani etti bu mi? Paralel yapıyla ilgili olarak. Bunlar da tabii gazetelere göre değişiyor. Etti mi etmedi mi? Hangi gazete nereden bakıyorsa ona göre vermiş. Star gazetesinin manşetinde paralel yapıyı ABD anladı var. Avrupa Birliği'ne başbakan anlattı. Onda ABD bunu haklısın. Olumlu olarak gördü biçiminde Star gazetesi. Zaman gazetesi paralel devlet yapısı AB'yi ikna etmedi diyor Zaman gazetesi. Tam tersi bir yaklaşım var. Bugün gazetesi de ikna olmadık diyor. Şimdi öyle kime dayanarak? Ben, o da Avrupalı bir geçenlerde bir yazıda okura tavsiye. Bir iktidarcı gazeteyi okuyacaksın. Sonra cemaatçi. Sonra tekrar iktidarcı. Sonra tekrar cemaatçi. Sonra oturup düşüneceksin. Lan kimin yazdığı doğru diye. Şimdi birisi diyor ki ikna etti. Öbür taraf manşetten diyor ki ikna olmadılar. İki tane gazete aldım ben mesela bu sabah gittim. Bir Star aldım. Bir Zaman gazetesi aldım. Gittim eve oturdum. Lan ne olmuş bakayım bu Brüksel dedim. Ne anlayacağım? Sıfır. Hiçbir şey anlamama imkanı hiçbir yok. Şey olmamış. Çıkan sonuç bu. Hiçbir şey olmamış Brüksel'de. Anlatmış. Onlar da zaten adamlar aslında, ne dedi? Dinledik ve not ettik dedi. Evet. Aslında o dinliyorlar. Kadar. Not ediyorlar o ve kadar. Takip ediyorlar. Sonra aramızda müzakere. Aramızda konuşacağız. Aralarında zaten. Konuşacaklar ama herhalde tavır bilmiyorum sen nasıl düşünürsün. Genel tavırları bir izleyelim bakalım. Türkiye'de çok fazla dışarıya itmenin bu süreçte Avrupa'ya da faydası yok. Tavrını, stratejisini orada anlamak mümkün herhalde. Çünkü biraz daha tansiyonu yüksek bir görüşme bekleniyordu orada. Biraz yüksek olmuş galiba görüşmenin tansiyonu da. Tabii ki Avrupa çıkıp da Türkiye bunu yapıyor, şöyle yapıyor bilmem ne falan demez. Şimdi
Bakın bir takım yazılar var bugün. İşte Avrupa ile tekrar bahar bilmem ne işte Avrupa şu Hollanda'nın falan. Ziyaretine, Türkiye ziyaretine çok fazla bel bağlanıyor görünüyor. O ziyaretin olumlu geçmesi durumunda sonra, çünkü Fransa bazı başlıkları engelliyor. Onlar o engellemeden vazgeçecek diye bir beklenti var. Sonra Almanya gezisi bilmem ne falan filan ama daha önce ne yapıyorduk? Avrupa Birliği'nden gelen raporları masanın üzerinden alıp çöp kutusuna atıyorduk. Ne oldu şimdi? Diyorlar ki keşke 5 yıl önce Başbakan tekrar gitseydi. Dün şöyle bir cümle ettim. Her şerde bir hayır vardır diye Avrupa Birliği'nin yeniden öne çıkması aslında Türkiye için önemli. Evet. Ve tabii bu hükümetin yani. Buna sarılması da çok önemli. Öyleyim. Suç kim bilmiş biliyor musun? Bugün bir yazıda okudum. Abdülkadir Selvi yazmış galiba Yeni Şafak. Diyor ki AB'ye karşı olan AB bakanı vardı diyor. Egemen Bağış'tan bahsediyor. Bak bundan niye biz bu ilişkiler bu hale geldiğinden bir cümle yazmış. AB'ye karşı olan AB bakanı. Egemen Bağış zaten karşı değil miydi? İkide bir de dönüp Avrupa Birliği'ne kızıyordu. Ama başbakanı arayıp... Ya Merkel'e ne dedi? Balık tutmaya gideceksin demedi mi? Onu söyledi ama başbakana göre hizalanıyordu. Yani başbakanın yaptığı açıklamalar çerçevesinde tamam da, Egemen Bağış'ta söyleyeceğini kraldan söylüyordu. Kraldan çok kralcılık yaptın o dönemde. Biraz Abdülkadir Selvi'nin kişisel bir şeyi de vardı ama Egemen Bağış'la ilgili olabilirdi sorunu ama, vardı bakın, ama onu yazması enteresan. Avrupa Birliği'nden baş müzakerecisi. Senin başbakanın burada kızarsa Avrupa Birliği'ne sen bir kat daha fazla kızmak diye bir görevin yok. Aslında tam tersi biraz aşağı çekmen söylesi, lazım tansiyonu. Başbakan siyasi olarak iç politikaya yönelik laflar edebilir. Sen gidip de işte bakın onun iç politikaya da havayı yumuşatman lazım. Egemen Bağış ne yaptı? Yükselen bir gerilimi daha da yükseltti. Sarkozy'yi etmediler kaldı. Çok doğru bir seçim oldu. Bence de doğru bir seçim. Doğru yani bir değişiklik gidip, oldu. Gidip orada adam daha önceden konuşmuş, etmiş, ikna etmiş, bir şeyler anlatmış. Doğru veya yanlış. AB'yle bir ilişki sürdümen lazım. Egemen Bağış reddedip duruyordu hepsini. Evet, EBC'de de bir kızgınlığı da vardı değil mi? Sert ifadelerle kullanıyordu. Bu tsunami bitmedi tabii. Yaşanan tsunamiye ilişkin haberler de var. Bugün gazetesinde tek şubede 1140 tasfiye diyor. Ankara'da terörle mücadele ve KOM şubelerinde 1140 polisin tasfiye edildiğini söylüyor. O 1140 polisle birlikte iki şubede 17 Aralık'tan önce çalışan kimsenin kalmadığı bilgisini de veriyor. Çok. Bu gerçekten çok önemli. Çok ciddi bir olay. Bütün bu yapılan tayinler, atamalar, açıklamaları da yan yana koyduğunuzda herhalde bundan sonra bir soruşturma, bir, ne bileyim bir açılması dava, lazım değil bir mi? Bir şey olması lazım. Çünkü bu kadar insan bir merkezden yönlendiriliyor ve yönetiliyor gibi algılıyorum ben. Öyle başbakan iddiası bu sebeple alıyoruz demiyor mu? Demek ki bak Türkiye'nin biz geçirdiğimiz 5 yıl feci bir Türkiye'de yaşamışız değil mi? Bu iktidar korkutucu. Varken bir başka başbakan iddiasına göre polisler başka yerden emir alıyormuş. Emir almıyorlarsa o polisler niye değil mi dışarı attılar? Peki bundan sonra ne yapacaklar o polisleri? Bir de o soru var. Bu polisler eğer hakikaten paralel bir devlet yapısını oluşturmuşlarsa devletin içinde kalmaya devam mı edecekler? Nasıl yürüyecek bu mesele? Ya bunların hepsini meslekten atmaları lazım. O savcılar, hakimler eğer paralel yapı varsa atılmaları gerekmiyor mu meslekten? Çünkü 3 gün sonra gene benim karşıma çıkacak. Yani al sen buradan adamı gönder ne bileyim başka bir ilçeye. Oradaki insanların şeyine o yapı orada da devam edecekse buradan alıyorsun. Efendim seni Bolu'ya verdim veya seni verdim Sakarya. Sakarya'da da adam aynı faaliyeti yapıyorsa. Yani neyin temizliği oluyor ki? Mutlaka yani eğer ciddiyse bu organizasyon, bu organizasyonun hukuki olarak ortaya çıkartılması zorunluluktur. İşte, savcılar için, polisler için, bürokratlar için. Yani gelir idaresinde sen aynı şeyi yapıyorsun, MASAK'ta yapıyorsun, belediyede yapıyorsun, TRT'de yapıyorsun, bütün kurumlarda yapıyorsun. Demek ki bunlar bir merkezden yönetilen bir organizasyon. Ama vatandaşın da artık o organizasyonun ne olduğunu somut olarak görmesi lazım. Sadece hukuk işte çerçevesinde. 28 tane işte çuvalı açmadılar. Demek ki olmaz. Avrupa Birliği çuvalları açmadan bütün yapı, bütün bu harekatı ona o kadarcık Balyoz'da değil bu. Balyoz'da kaç tane çuval kapalıydı acaba diye de Balyoz hiç insan. Açıldı mı acaba? Hiç açıldı mı acaba? Habertür. Bir ayda diyor 5000 polis görevden alındı diyor. O da operasyonun büyüklüğünü göstermesi açısından önemli. Evet. Onu da bir söyleyelim istedim. Yeni Şafak'ta enteresan bir haber var. Emniyette böcek alarmı diyor. O Yeni Şafak'tan okuyalım. B blok didik didik edildi. Hükümete karşı yürütülen komplonun İstanbul Emniyetindeki kozmik üssü B blok diyor nokta olarak tespit edilmiş. Böcek alarmı verildi. Paralel tezgahtan
tezgahın merkezindeki binada uzman ekipler duvarları kazıyarak dinleme cihazı aradı. Muhtemel sızıntıya karşı şubeler arasında kırmızı hat çekildi. Kazılan duvarlar daha sonra sıvanarak boyandı diyor. Yani ne, faaliyeti yani. Düşünebiliyor musun içeride? Böcekler aranıyor, sızmaya karşı enteresan bir takım yani şeyler polis, var. Polise karşı operasyon yapıyor şu anda değil mi? Bir eğer polis, doğruysa ve merkez üssü olarak da gösteriliyor. Hayır, o değil, 5000 polis alınmadı mı görevden? Evet. O 5000 polis neye göre alındı? Diğer polislerin verdiği raporlarla işte bunlar böyleydi, içimizdeydi falan diye. Bir 5000 polisi tasfiye edilmişse bu polis için de bir polis operasyonu. Aynen. Zaten polisin polisi izlediğini gördük biz fezlekelerde. E tabii ki polis polisi izliyor. Yani, hayır, polisin şimdi, başbakanı izlediğini, başbakanın yani bu yapı böyle bir şeyse ileride peki bir başka iktidarda, bir başka şeyde tekrar bu 5000 kişi etkin yerlere gelebilir. E ne yapacaksın? Bunları geçmişte zaten şu anda bulunanlar zaten tasfiye edilmişti. Şimdi tasfiye edilenler yani, de gittikten sonra geçmişte tasfiye olanlar şimdi göreve geldiler. Yani ileride yani, de aynıları tekrar geri dönebilir. Bu konuda da bir şüphe olmaması lazım. O yüzden senin dediğin gibi bu soruşturmanın açılması lazım. Bunların hukuki, bakın böyle yapıldı, şu yapı, bu. Yoksa böyle afaki olarak kalırsa kim tatmin olabilir ki? Temizledik, bitti. Bitti mi diyeceğiz? Bitti mi diyeceğiz? Madem bu kadar büyük bir çete var, çetenin bütün şeyleriyle ortaya çıkması lazım. 28 Şubat'ta konuşmuyorlar mı işte? 28 Şubat askerin işi değil de bu işte sendikalar da var, işverenler de var, şey medya ayağı da var, para ayağı da var diye başbakan hala konuşuyor. E o zaman çıktık hadi. Hadi buradan bütün ayaklarıyla çıkarsın ortaya. Bunu beklemekteki herkesin hakkı zaten. Akşam gazetesi. Öbür türlü daha hak yol hakkı olur. Diyor ki ya öbür türlü %50 diyor ki ya sen kardeşim yolsuzlukları örtmek üzere yapıyorsun. Bundan sonra olacak yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun önünü kesmek için sen var olanları engellemek bundan sonra onları kesmek için yapıyorsun. Her kilit noktaya kendi adamını koyuyorsun. İzmir Başsavcısının görevden alınması aslında bu konuda çok önemli çok. Bir inancı perçinleyen bir şey haline. Operasyona yani. Katılan polisler görevden alınıyor. Artık bir polis olduğunu düşün. Savcıdan emir geldi. Bilmem ne ben gitmem kardeşim. Niye gidersem görevden alınıyor. O hale de geldi yani. Bir de fotoğrafın bir de bu boyutu tabii var. Hele şey artık başsavcının Samsun'a yollanması. Hani başsavcı diyor ki ben bunu dedim. İki kişi konuşmuş. Diyor ki bana bunu dedi. Müsteşar da demiş ki ben öyle bir şey demedim. Burada kalsa lan hangisi acaba doğru söylüyor? Şimdi sen adamı daha bu ortaya çıktığı gün alıp Samsun'a olmayan bir yere, kurulamayan bir mahkemeye. Ne düşünüyoruz biz orada? O da bir böyle merkezden emir alan bir yapının parçası gibi algılıyoruz değil mi bu durumda? Çünkü başsavcı orada operasyona tabii göz yummuş. Belki o operasyonu hükümet istemediğine göre yine paralel yapının bir organizasyonu gibi bakılıyor. Adam ben dün ben konuştum yani cemaatçi falan değilim dedi. Evet. Adam hiç. Barolarla konuştuk. Dün Canlı Gazete'ye baro başkan vekili bağlandı. Yani ne kadar kızgın olduğunu söyledi. Bugün baro müsteşarla ilgili suç duyurusunda bulunuyor. O bilgiyi verdi. Müsteşar görevde, savcı görevden alınıyor. Böyle bir durumda, böyle bir tabloda olacak bir şey değil tabii. Bir de bakan da diyor ki kesinlikle dememiştir diyor. Sen yanında mıydın derken? Adam da ben derdi ne yani? Demediği bir şeyi zabıt altına alıp seni hükümetin yıpratmak için hareket etmedi. Ben gereğini ben yaparım da diyor. Gereğin, ben öyle yaparım, dese ben ama yaparım diyor. Ama kesinlikle demedi diyor. Şimdi bak kesinlikle lafı o zaman demek ki müsteşar bakanın yanından aramışlar. Herhalde yanından aramış ki bunları üstüne örtmemiş bir şey demiş. Bakan bu kadar savunur mu? Belki adam teybi almışsa başsavcı mesela. HSYK'ya şikayeti var başsavcının. HSYK'ya şikayetini de önümüzdeki dönemde göreceğiz hangi noktaya doğru taşınacağını. Akşam gazetesi enteresan. Başbakanın da sözlerinde vardı. Bir komutan jandarmayı ayarlıyorlar polisi organize edemeyince. Onun üzerinden yapıyorlar diye tırla ilgili olarak. O komutandan skandal emir diyor. Adana'da 7 tırın durdurulduğu operasyon sırasında çatışmanın eşiğinden dönüldü. Hakkında çifte soruşturma başlatılan jandarma bölge komutanı Tuğgeneral Hamza Cerepoğlu ki bu dönemde en fazla hedefte tutulan isimlerden birisi. Özellikle hükümete yakın gazeteler tarafından. Cerepoğlu'nun verdiği emir üzerine araçlardaki MİT görevlileri aşağı indirildi ve ellerine kelepçe takıldı. Bu detay yoktu bugüne kadar. Yeni bir bilgi. Uzun süre yerde yatırılarak bekletilen silahlı MİT görevlileri arasında iki rütbeli subayın da bulunduğu öğrenildi. Çok büyük bir iddia yani. Büyük doğru bir iddia, çok çarpıcı bir durum. Sonra kelepçeleri çözüp arabaya binin yola devam mı edin demişler. Ondan sonra zaten devreye valilik girmiş, bu girmiş falan.
büyük bir skandalın aslında eşiğinden de dönülmüş. Eskiden biz MİT'çilerle askerlerin, polislerin daha doğrusu çatışmalarına şahit olmuştuk. Yani çatışmadan dönmüşlerdi. Şimdi jandarmayla. Jandarmayla ama kelepçelenenlerin de asker olduğunu iddia ediyor. Yani askerle asker iki farklı cenahtan. Cerepoğlu ile ilgili cemaatçi iddiasını da dile getirmişlerdi. Şunu da hatırlatalım. Genelkurmay bu iddiayı dile getiren gazetelerle ilgili suç duyurusunda bulundu, haberlerle ilgili. Bir de şu var, şimdi eğer bu iddialar doluysa bir cemaat emniyet içinde bu kadar örgütlenmişse, 5000 kişi falan, savcı hakim içinde büyük bir örgütlenmişse mutlaka asker içinde örgütlenmiştir. Mutlaka MİT içinde örgütlenmiştir. Mutlaka diğer bakanlıkların önemli kademeler içinde örgütlenmiştir. Ya yani biz sadece polisle örgütlenelim dememişlerdir. Kesinlikle. Haydi. Şimdi bunun asker o zaman boyutu da var. O ne zaman gelecek? Önümüzdeki dönemde jandarmalara ilişkili veya jandarma veya işte toplantısı da olabilir. Evet, böyle bir toplantı olabilir. Daha doğrusu önümüzdeki ilk yaş toplantısı çok kritik olabilir. Tabii bir listeyle bunların çoğunun emekli tasfiye edilmesi söz konusu olabilir. Evet, geçelim. Akit, onunla da önemli bir iddia var. Tır jurnalcisi Üsteğmen diyor. Bir Üsteğmen'in soruşturma yürüten savcıyı da 17 kez telefonla konuştuğuna ilişkin bir tespit olduğu bilgisi var. Bütün bunları çok ciddiye aldığımızın nedeni de aslında başbakanın kendine uygun jandarma komutanını buluyor, onunla operasyon yapıyor dediği savcıyı suçlayan ifadeleri diyelim ve geçelim. Sözcü de savcıların ellerindeki soruşturma dosyalarının tümüne el konuldu diyor. İstanbul'da yeni bir başsavcı vekili atandı. Bütün savcılardan soruşturma dosyalarını istemiş. Kendisi bir bakacakmış. Buna kuşkuyla yaklaşan bir Sözcü gazetesi görüyoruz. Kuşkulanmakta da çok haklı, haklı sayılmaz. Haklı tabii canım. Getirin bütün dosyalara bakıp nasıl bakacaksın? Kaç günde bakacaksın? Bütün dosyaları getirin dediğine göre. Böyle diğer savcıların tamamı yok aslında. Orada tek, öyle devam ediyor. Tek savcıyla İstanbul'u idare edeceğiz. Evet. Sabah belgeli haber yapar noktasını da bir hatırlatalım. Aslında bu jandarma komutanı ile ilgili haberin sahibi Sabah, cemaatçi olduğuna ilişkin ve geçmişteki bir takım Baran Su'ya ilişkin dinlemelerde bir asker yargılandı ve ceza aldı ama Celepoğlu almadı. Korundu diyor. Soruşturma bile açılmadı. Korundu diyor. Baran Su da buna itiraz etmedi diyor. O iddialarla ilgili Genelkurmay'ın suç duyurusu üzerine Sabah belgeli haber yapar diyerek kendisini savunmuş. Acaba Sabah niye bunu o günlerde haber yapmamış? Fark etmemiş olabilir mi? Şimdi mi fark ettiler bile? Ah oydu da bilinen neydi diyor. İyi niyetle bakarak fark etmemiş diyelim. İki haberle de dikkat çekelim. Milliyet Gazetesi'ne çünkü çok önemli bir iki haber var. Onlara da hızla gelmek istiyorum. Milliyet Gazetesi'nde parayı çekmekle kayıp yaşamadık diyen Türk Hava Yolları'nın yönetim kurulu başkanı var. Bankasya'dan parayı çektiğine ilişkin aslında iddiaları doğrulamış oluyor. 300 milyon dolar mı? 300 milyon dolardan bahsediliyor. O kadar mıydı bilemiyoruz. Ama orada da bir soruyu eksik gördüm ben. Tümüne baktım, bilmiyorum ne kadar doğru. Niye çektiniz 17 Aralık'tan sonra o parayı vadesi dolmadan önce sorusunun yanıtını o röportajda göremedim. Bu operasyonlarla ilgili miydi sorusuna bir yanıt yok. Yani bankası... O soru sorulmamış, kimi, yanıtı da yok. Ha, yanıtı da yok. Ama ne oldu da belli, bankası ilk cezayı ekonomik olarak cemaate yakın. Hop, biz oradan paramızı alalım. Başbakan kızar korkusuyla aynen çekmişlerdir. Bir iddia daha vardı. Kamu kuruluşlarının aslında kamu bankalarını tercih etmek zorunluluğuyla ilgili. O soru sorulmuş. Biz %51'i halka açık bir şirketiz. O nedenle nerede parayı değerlendireceğimize biz karar veririz diyor. İhale açıp ona göre en fazla faizi veren yere paramızı yatırırız diyor. Tam da buna karşılık bugün gazetesinde, çünkü cemaatle Bankasya'nın başına bir şey gelecek diye endişeliydi o dönemde, bunu da çok gördük. Bugün gazetesinde de Bankasya stres testini geçti diyerek bir yetkinin ağzından ona ilişkin bir haberi vermiş. Çok enteresan başka bir haberde Taraf gazetesinde, gerçekten ben de bir süredir düşünüyorum. Taraf gazetesi diyor ki AK Parti'de Gökçek kuşkusu. Çünkü Melih Gökçek bu 17 Aralık operasyonlarından sonra cemaatle AK Parti arasındaki gerginlikte Twitter'da çok ciddi mesajlar üreten Melih Gökçek, özellikle Gezi zamanında pek bir fazla sesi çıkmıyor. Çok bir ortada görünmüyor. Önceden televizyon geziyordu ve bu meseleleri, Gezi sürecini ciddi bir biçimde eleştiriyor ve başbakanın arkasında duruyordu. Burada çok fazla sesi çıkmıyor. Bunun AK Parti yönetiminin de dikkatini çektiğini iddia ediyor Taraf ve buna ilişkin bir değerlendirme yapıldığına ilişkin bilgi var. Hem o hem de bir CHP adayından Ankara'daki
Mansur Yavaş'ta bir çekinmesi var galiba, o tabandan biraz çok öne çıktı. Yani artık Melih Gökçek bir belediye başkanı ağırlığından çok, ne bileyim, bir Twitter'da yazan, Twitter'cı pozisyonunda millete laf atan, polemik yapan, kavga eden bir politikacı görünümündeydi. Şimdi ağırlıklı bir isim CHP'den de şey olunca, aday olunca, biraz da onun da herhalde biraz ağır olalım, molla desinler. Strateji uyguluyor da olabilir bu konuyla ilgili. Tabii. En azından cemaate sempati duyan seçmenlerin çok fazla canını yakmamak, onlardan da oy alabilmek için bu konuda geri duruyor olabilir. Belki de. Ama başbakan bu tip durumlarda kendisinin arkasında durulup durulmadığına da bakıyor. Gezde bunu. Şöyle de olabilir ya, 20 senedir Ankara idare etmiyor mu? Belki tabii. Onun hakkında da cemaatlerinde bir yığın dosyalar var. Endişesiyle, ulan benim hakkımda da bunlar dinlemişlerdir, takiptelerdir, bir şeyler var mı? Ortaya bir çıkarsam gün bir operasyonda bana yapılır. Bu da ihtimallerden biri elbette. Endişesiyle, aman ben şimdilik sesimi çıkarmayayım. Önemli noktada şu oturan otursun. Herkesin aslında kafasındaki benzer aynen, sorulardan aynen, birisi. Onda da olabilir elbette seçim evet. Öncesinde tam da. Çok enteresan bir fotoğraf Sabah gazetesinde. Evet. Beraber de konuştuk yayına girmeden önce. Ankara'nın İncek semtinde bir yapı. O yapıyı Sabah gazetesi gündeme taşıyor. Şimdi arkadaşlar da gösteriyorlar. Bu saray kimin için diyor. Aslında kastettiği evet. Fethullah Gülen için. Akın İpek'in bu yapıyı yaptırdığını söylüyor. Ben ilk baktığımda Beyaz Saray gördüm. Doğru. Evet, Beyaz Saray'ı andırıyor. Saray, yani giriş de aynı şekilde. Yani böyle bir oval, aradan arabanın girip çıkabildiği Beyaz Saray'ı andıran kocaman bir yapıdan bahsediyoruz. İncek'te yapılmış. Akın İpek'in bir villasının o kompleksin içinde olduğundan bahsediyor Sabah gazetesi. Bir konuk villası da var. Konuk galiba. Villası var diyor. Havuz. Havuzdan bahsediyor. Havuzun olması haberde niye var onu da bana en demiştim. Çok barbekü geldi. O da barbekü işaretlermiş. Burada da onu yapmış diyor. Fethullah Gülen gelirse burada kalacak demeye getiriyor aslında Sabah gazetesi. Ben Fethullah Gülen'in geleceğini sen düşünüyor musun? Spekülatif bir haber gibi geldi. Bence yani Akın İpek'in orada bir bina yaptırması. İşte şimdi bir hani Ankara'nın ya, en yüksek yerinde başbakan diyor. Arkasından durmayı, kendine mücadele vermeyi seviyor dedi. Şimdi Sabah gazetesinde ben de her gün bir tane haber çıkıyor zaten Sabah'ta bu tür bir haber. Bu da onlardan bir tanesi. Şimdi ne yapalım? İşte o cemaatçi, ona bir çakalım. Nereden çakalım? İşte Ankara'daki şeyi. İşte bir yıl, ne iki ayda mı bitirdi diyor, beş ayda mı? Beş ayda bu hale getirdi diyor. İşte hızla gidiyor. Ya yapabilir anlamadım. Yani onu niye tam böyle bir manşeti taşıyarak bu dönemde işte biz de biraz önde durmak gayretinden kaynaklanan bir şey gibi görünüyor. Posta gazetesi aslında günün en dikkat çekici haberini yapmış. Onu birazdan görelim ama çok kısa bir reklam arası verelim. Ondan sonra Posta gazetesinin bu haberine bakalım. Ben ilk okuduğumda inanamadım ama tabii ki teyitli haberdir. O çerçevede değerlendirmek lazım. Kısa bir ara veriyoruz. Birazdan birlikte olacağız Posta gazetesinin o çarpıcı haberiyle.